Herkese yeniden selamlar. Yeni gelenler için ben Özgür Bilge. Bugün OnePlus'ın 7T isimli cihazını kutudan çıkarıp temel hatlarıyla neye benzediğini ve teknik özelliklerine bir göz atacağız. Buradaki amaç aslında biraz da hani ben cihazı edindim, cihazla ilgili merak ettiğiniz bir şey varsa yorum kısmında bana yazın. Ben de incelememi yaparken sizin sorularınıza karşılık gelecek cevaplar bulmaya çalışayım. Daha fazla vakit kaybetmeden kutu açılışına geçelim. Evet, kutunun kapağını kaldıralım. Altında klasik kağıt işlerinin, stickerların ve kullanım kılavuzlarının olduğu bölüm mevcut. Bunları kenara koyalım. Cihazımız burada. Onu da bir kenara koyup kutu içeriğine bir önce hızlıca göz atalım. Burada bir adet sim çıkarma iğnesi mevcut. Hemen altında ufak bir detay ama güzel bir detay. Bir adet şeffaf kılıf mevcut kutu içeriğinde. Onun altında USB Type-C ve normal USB bağlantısının olduğu bir kablo mevcut. Klasik kırmızı OnePlus renginde. Ve bir adet de şarj adaptörümüz var. Bu 30 Watt'lık hızlı şarjı destekleyen Warp Charging dedikleri bir özelliğe sahip. 20 dakikalık bir şarj süresiyle yaklaşık %50'ye kadar doldurabiliyor telefonu. Evet, gelelim cihaza. Onu da koruma kılıfından çıkartıp neye benzediğini hızlıca bir göz atalım. Cihazın arkasına konumlanmış 3 adet kamera mevcut. Bunlar geniş açı, ultra geniş açı ve telefoto lenslerden oluşuyor. Alt tarafta klasik OnePlus yazısı. Cihazın alt kısmında hoparlör, USB Type-C bağlantısı, mikrofon ve SIM kart yuvasının bulunduğu bölüm mevcut. Cihazın sağ tarafında cihazı açma kapama tuşu ve cihazı sessize, titreşime ya da normal sesli moda alabileceğimiz ekstra bir buton mevcut. Cihazın üst kısmında çevre gürültüsünü azaltmaya yönelik ekstra bir mikrofon bulunuyor. Ekran üzerinde ayrıca cihazı çizilmelere karşı korumak için ince bir tabaka da mevcut. Evet, cihazın dışına genel olarak baktık. Bir de cihazı açıp içinde ne var ona da bir göz atalım hızlıca. Burada küçük bir hokus pokus ve cihaz kuruldu. OnePlus 7T'nin öne çıkan özelliklerini size çok kısa özetlemem gerekirse, Android 10 platformu üzerinde Oxygen 10 işletim sistemine sahip, Qualcomm'un Snapdragon 855 Plus işlemcisi mevcut bu cihaz üzerinde. Benim elimdeki model 8 GB RAM ve 128 GB'lık saklama alanına sahip. Bu saklama alanı UFS 3.0 destekli, bu da dosya okuma ve yazma hızlarına oldukça etkili olacak bir faktör. 3 adet kamera var demiştik, bunlardan bir tanesi 48 megapiksellik geniş açılı kamera, bir diğeri 12 megapiksellik telefoto kamera ve 16 megapiksellik ultra geniş açılı kameraya sahip. Bu kameraları dual LED flash ile destekliyor cihaz. 4K 60 kare ya da 1080p 240 kare hızında videolar çekebiliyor. Ön tarafta da 16 megapiksellik bir kamera mevcut. Cihazda Dolby Atmos destekli stereo hoparlörler mevcut ancak kulaklık girişi mevcut değil. Zaten kutu içerisinde de kulaklık yok. Cihaz ayrıca USB 3.1 destekli, ekran izi parmak izi okuma mevcut ve az önce de bahsettiğim gibi Warp Charge denilen hızlı şarj desteği mevcut. 20 dakikada %50'ye kadar dolum sağlayabiliyor. Evet, dediğim gibi kısa tutmaya çalıştım. SIM kartımı cihaza taktım ve önümüzdeki günlerde aktif olarak kullandıktan sonra hem kendi incelememi hem de sizden gelen soru ve istekler olursa onları da inceleme videosuna dahil etmeye çalışacağım. Görüşmek üzere, hoşça kalın.